Evet, Belgrad'dan yola çıktık. Yaklaşık bir 2,5 saatlik yolculuğun ardından Sırbistan'ın Niş şehrine vardık. Sırbistan'ın Niş şehrine gelmeden önce ben bir ev kiralamıştım Booking'den. Onun da adını koyarım buraya hatta. Dikkat edin, oradan kiralamamaya çalışın. Sahibi biraz çünkü sıkıntılı. Biz 20 euroya evi kiralamıştık ama bize vardığımızda bunun 25 euro olduğunu söyledi. İşte benim bir suçum olmadığını, Booking'in bu fiyatı nasıl verdiğini bilmediğini falan söyledi. Ben de bu davranışından hoşnut olmadım. İptal ettim. Ondan sonra bunu da Booking'e belli söyledim, yazdım onlara da. Neyse. Başka bir ev bulduk. Niş şehrinde, şimdi orada kalacağız. Problemsiz. Herhangi bir problem yoktu. Puan da çok iyiydi. 9.8'di. Orada kalmaya karar verdik. Neyse, şimdi saat 6'ya geldi. Niş şehrine vardık. Niş şehrini artık gezeceğiz, dolaşacağız. Burada bakacağız ne var ne yok. Artık hava kararı da çok bir şey beklemiyoruz ama en azından güzel bir yürüyüş yoluna benziyor burası. Yürüyüş yolunu gezeriz. Burada yeme içmeye bakarız bir. Güzel bir restoran bakarız. Planeta. Planeta şu. Bunlar da Planeta. Ayakkabı mağazası. Sırbistan'ın her yerinde var Planeta. Buranın fiyatlarına kesinlikle bakın. Sitesine bakın. Planeta.ru Fiyatlarına bakın. Çünkü fiyatları Türkiye'ye göre ucuz. Bazı ayakkabılar yarı yarıya fark ediyor. Bilginiz olsun. Ben bir Skechers bakacağım şimdi. Evet, ayakkabılarımızı buradan aldık. Türkiye'ye göre ayakkabılar nereden baksanız en az bir 1000 lira kar etmişizdir. 500 lira. 2 ayakkabı aldık biz burada. Türkiye fiyatlarına göre Skechers aldık bir tane. Türkiye'deki fiyatı 2150 iken buradan 1500 liraya aldık. Diğer ayakkabının o da fiyatı da Türkiye'de 2000 liraydı. Onu da 1500 liraya almış olduk buradan. Yaklaşık bir 1200 lira falan kar ettik ayakkabılardan. Aklınızda bulunsun. Sırbistan'a gelirseniz oradan ayakkabı alabilirsiniz. Kasım 2002 tarihli kurla aldık biz. Daha sonra belki Türk lirası değerlenirse olay değişebilir veya daha da değer kaybederse değişebilir. Şu anda Niş'in yürüyüş yolunu geziyoruz. Niş'i dolanıyoruz. Küçük bir şehir. Telefon diyorum. Kamerayı tutuyorum. Çekiyorum etrafı. Çoğu kişi bakıyor falan. El sallayanlar oluyor. Belgrad'da böyle değildi. Novi Sad'da da böyle değildi. Biraz daha sanırım turist sayısı az burada. Gezmeye devam ediyoruz Niş'i. Şimdi Niş'i gezerken böyle bir yere geldik. Bunların hepsi tabii Niş'in merkezinde. Her yer birbirine çok yakın. Yürüme mesafesinde. Burası büyük ihtimal yazın herkesin dışarıda oturduğu, müziğin son sesi olduğu, eğlencenin dibine vurulduğu yerler. Sağlı sollu restoranlar, kafe, bar tarzı yerler var. Ben Niş'i beğendim ya. Hani hiçbir şey beklemiyordum aslında buradan. Sadece yol üzere uğrayayım dedim. Ama fena değilmiş yani. Biz şimdi bir yer arıyoruz. Oraya geldik galiba. Yakınlaştık. Neydi adı? Şuna çıktı. Kodraşka diye bir yer. Rezervasyonsuz oluyordur inşallah. Abi hemen şu solda gözüküyor ama. Baksanıza şöyle. Bize ev sahibi şöyle bir yer tavsiye etti. Adı Kodraşka. Yer burası. Burası bize ev sahibi tavsiye etti. Etleri bayağı iyi dedi. Yorumları puanı da bayağı başarılıydı. Buraya bir gidelim dedik. Kodraşka. Burası. Evet burası. Evet burası. Bu restoranı çok tavsiye etti. Şimdi görelim bakalım nasılmış. Fiyatları da iyi olduğu söyleniyor. Hepsine bakacağım şimdi. Bir duajelen havası aldım yani. Şimdi şöyle bir kuzu eti söyledim ben. Güveçte yapılmış kuzu eti. Bunun fiyatı 1400 dinardı. Türk lirasına göre 220 liraya geliyor. Şöyle güveçte 400 gram bir kuzu eti. Restorandan şimdi çıktık. Yemek yedik. Fiyatları çekemedim size. Unuttum fiyatları çekmeyi. Ama fiyatlar Belgrad'a göre tabii ki de çok normal, çok daha uygun. Kuzu eti yedik biz. Güveçte kuzu eti yedik. 400 gram bir kuzu etiydi o. Çok lezzetliydi.
fiyatı da 220 liraya falan geliyordu ama çok başarılıydı. 70-80 liraya da yiyebileceğiniz yemekler var. Ama biz kuzuyu seçtik. Tavsiye ederim. Restoran gerçekten başarılı. Fiyatları da iyiydi. Yağmura yakalandık yine. Nişi gezecektik. Yine gezemeyeceğiz. Yağmur sert yağıyor. Büyük ihtimal sabahta Üsküp'e doğru yola çıkacağız. Günaydın. Sırbistan Niş sabahından günaydın. Akşam burada kaldık. Oldukça güzel bir yerdi burası. Tertemizdi. Ve ücretsiz otoparkı da vardı. Şu karşılar size ücretsiz gelebilir. Ama buralar ücretsiz değil arkadaşlar. Mahalle arası bile olsa ücretli yerler. Evet, Makedonya Üsküp'e geldik. Başladığımız yere geri geldik. Sınırlardan geçişlerde hiçbir sorun yaşamadım. Hiçbir sınırda sorun yaşamadım. Bosna Hersek Sırbistan sınırı olaylı diyorlardı, sorunlu diyorlardı, işte çeviriyorlar falan. Hiçbir problem yaşamadım ama her sınırdan da sabah geçtim. Hiçbir sınırdan neredeyse gece geçmedim. Sadece bir Arnavutluk Karadağ sınırından saat 1'de geçtik. Bunun dışındaki tüm sınırlarda sabah saatlerinde geçtim. 8, 9 genelde bu saatlerde Üsküp'ün merkezine geldik. Şimdi bakalım bugün biraz Üsküp'ü göreceğiz. Meydana geldik neredeyse. Taşköprü de karşıda bu arada. Umarım hava bozulmaz burada. İlk gün Makedonya'yla kötü tanıştık ya. Yani aracımızın çekilmesi, cezası falan. Çok kısa bir süreliğini bırakmıştım bir de. Ama işte bunlar tecrübe, öğreniyorsun bunları. Yapacak bir şey yok. Otoyollar, şimdi araba kiralarsanız, şunu da söyleyeyim size, otoyolların çoğu ücretli yollar. Ama çoğunda kart geçiyor. Yanınızda nakit taşımasınız bile kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Yol ücretleri de bazı yerler 10 lira, bazı yerler 20, bazıları 50, bazıları 70-80 lira alıyor maksimum sizde. En fazla bu kadar ödüyorsunuz, bu rakamları ödüyorsunuz. Ama dediğim gibi herhangi bir sorun yaşamadan turumuzu neredeyse bitirdik. Makedonya'dan çıktık. Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, pardon, Bosna Hersek, Sırbistan ve tekrardan Makedonya. Bu şekilde bir tur yaptık ve sağ salim şu ana kadar her şey yolunda, bir problem yok. Saat şu anda kaç bakalım hemen. Saat 9.30. Bizim havalimanında 2'de olmamız lazım. 4.30'da da uçağımız var. Farlarınız sürekli açık kalsın. Emniyet kemeriniz takılı olsun. Hız limitlerine uyun ve park edilmeyen yerlere park etmeyin. Park edilen ücretli yerlerin de ücretini ödeyin, yoksa sıkıntı yaşarsınız. Sırbistan videosunu anlatmıştım zaten. Sırbistan arabayı nasıl park edeceksiniz, nasıl ödemeyi yapacaksınız. Makedonya'da büyük ihtimal aynısı geçerlidir. Uygulamasını indiriyorsunuz, uygulamadan da diyebiliyorsunuz. Makedonya meydanına geldik ve Büyük İskender Anıtı. Heykeller şehri, Üsküp'teyiz. Büyük İskender'in anıtı. Ve Taşköprü'den de şimdi karşıya doğru geçeceğiz. Taşköprü'den karşıya geçtiğimizde bizi çarşı karşılayacak. Eski Osmanlı çarşısı karşılayacak bizi.
orada da Tırılçesi çok iyi bir yer olan yer vardı. Tırılçe yemeğe gideriz. Köftesi iyi olan yer vardı. Bir köfte yeriz orada da. Üsküp'ü ufaktan ufaktan saat 12'ye 1'e kadar gezeriz büyük ihtimal. Herhalde o da bize 3-4 saat falan bir zaman vermiş oluyor. Şimdi çarşıya doğru ilerliyoruz. Karşısı arkeoloji müzesi. Köprünün diğer tarafına geçiyoruz şimdi. Şehrin her yeri tabii meşhur heykellerle dolu. Eski Üsküp pazarı bu taraftan devam. Çarşının içine doğru girdik. Çarşının içine girdiğinizde hediyelik eşyaları bulabiliyorsunuz. Burada sağlı sollu hediyelik eşya satan dükkanlar var. Çok fazla var hem de. Tabii sabah çok erken saat olduğu için saat şu anda 9:50. Kimsecikler yok. Çarşıya şöyle bir bakıyorum da Bosna Hersek'teki çarşıya da çok fazla benziyor. Saraybosna'daki. Evet. Bu poğaça börek. Üsküp'te meşhur olan poğaça böreği deneyeceğiz şimdi. Börek yediğimiz dükkan burasıydı. Gayet lezzetli. Üsküp çarşısını gezerken börekçiden çıktık. Biraz yürüdük. Şimdi tırılçe deneyeceğiz. Daha önce buradan ben yemiştim. Çok başarılıydı. Puanları da çok yüksek. Burayı da çekerim ben size neresi olduğunu. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Evet, çarşıyı Makedonya'da dolaştık. Meydanına dolaştık. Tırılçe yedik, bir börek yedik falan derken uçak saatini getirdik. Makedonya'ya biz çok süre ayırmadık. Çok gezmedik. Daha önce de geldiğimiz için çok zamanımız olmadı. Şimdi burada kapısı var. Ne kapısıydı bu? Makedonya kapısı. Makedonya kapısına doğru ilerliyoruz şimdi. Biz çok gezemedik ama daha Üsküp'te gezilecek çok yer vardır. Biz çok zaman ayıramadık. Siz bol bol gezin Üsküp'ü. Daha yerleri var. Biz sadece dediğim gibi bir meydanını gördük, bir çarşısını gördük. Yemek yedik, içtik. Bir de kapısını görürüz şimdi. Kapısı hemen karşıda. Ondan sonra artık biz de yavaş yavaş havalimanına, ondan sonra evimize doğru ilerleyeceğiz. Evet, karşıda da Makedonya kapısı. Yurt dışına ilk defa çıkıyorsanız Makedonya'yı seçebilirsiniz. Çünkü Üsküp'te Türkçe herkes biliyor neredeyse. Hiç İngilizce bilmeseniz ve ilk defa çıkıyor olsanız bile Makedonya'da zorluk çekmezsiniz. Her yerde Türkçe sipariş verebilir, Türkçe konuşabilirsiniz. Bir sorun yaşamazsınız ülkede. Makedonya kapısında siz de fotoğraf çekilebilirsiniz. Makedonya Üsküp'e gelenlerin birçoğu bu kapıda bir fotoğraf kesinlikle çekilmiştir herhalde. Havalimanına sağ salim geldik. Aracımızı teslim ettik. Hiçbir sorun yaşamadık. Araç kiralama yaptığımız şirketin de adını bırakacağım. Eğer Makedonya'ya gelirseniz oradan araç kiralayabilirsiniz. Araç kiraladığımız firma bizden depozito almadı. Herhangi bir depozito vermedik.
Bir sorun da yaşamadık. Bir kaza bela da yaşamadık. Sorunsuzdu. Diğer ülkelere gitmeniz için yeşil sigorta almanız gerekiyor. Biz bunun için 80 euro bir bedel ödedik. Diğer firmalar daha fazla, daha pahalıydı. Ülke başına 35 euro istiyorlardı. Biz 5 ülkeye gittik. 80 euro verdik bunun için ekstra. Ben eskiden Balkan turu yaptığımda Bosna Hersek'ten kiralamıştım. Bunda işte yani Bosna Hersek'te araç kiraladığınızda yeşil sigorta bu ödediğiniz ücretin içinde oluyordu. Ama burada öyle değil. Burada ekstra olarak ödeme yapıyorsunuz. Çok şükür Balkan turunu bitirdik. Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, bu ülkelerin hepsine gittik. Karadağ, hepsine gittik. Bir sorun yaşamadık. Çok şükür bitirdik. Bazı ülkeleri az, bazılarını çok gezebildik. Sağ salim şimdi memlekete dönüyoruz. Herhangi bir sorusu olan olursa bana yazsın. Ben elimden geldiğince size anlatırım.